Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kozalak şurubu. Astım, bronşit, KOAS hastalığına, kuru öksürüğe ve balgam sökmeye yardımcı doğal çok güzel bir tarif. Bu şurubu teyzem devamlı yapar. Bana da verirdi. Bende astım var. Gerçekten çok faydasını gördüm. Tarifini öğrenip bu sene kendim yapmak istedim. Sizin için de tarifi çektim. Buyurun başlayalım. Öncelikle çam ağacındaki küçük taze kozalakları topluyorum. Tabi kozalağın açılmamış, taze ve yeşil olması gerekiyor. Böyle en küçük en tazelerini topladım. Kozalakları geniş bir kaba aldım. Üzerlerini geçecek kadar su dolduruyorum. Birazcık da sirke döküp bir gece sirkeli suyun içinde bekleteceğim. Sirkeli suda beklettiğim kozalakları güzelce yıkıyorum. Benim bir de bahar alerjim var. Bu bazen sesime de yansıyabiliyor. Videolarımda zaman zaman sizlere de bahsediyorum. Eğer o aylarda kozalak şurubum varsa daha rahat geçiriyorum. Çünkü nefes açıcılığı özelliği var. Tabii önce de belirttiğim gibi çam ağacına alerjiniz yoksa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çam kozalağın içindeki özünün iyice çıkması için kozalağın sap kısmını alıyorum. Hem sap kısmına hem de uç kısmına küçük bir kesik atıyorum. Tabii bıçağınızın keskin olması önemli. Böyle kesmek yerine eğer imkanınız varsa kozalakların üzerine çekiçle vurarak biraz çatlatabilirsiniz. Çam kozalağı şurubu doğal bir şuruptur. Yine de önemli bir mide ve sindirim hastalığınız varsa doktora danışarak kullanmanızı tavsiye ederim. Uçlarını kestiğim çam kozalaklarının üzerine suyla dolduruyorum. Çam kozalağındaki reçine eğer şurubun içine karışırsa şurubu yerken boğaza ve ağza yapışır. Bakın bu tabak halindeki köpük reçine. Bunun iyice temizlenmesi gerekiyor. O yüzden ben kozalağı bir kere haşlayıp suyunu süzüyorum. Kozalaklarımızı tekrar şöyle bir sudan geçirelim. Kozalakları tencereye aldım. Üzerine iki kat geçesiye kadar su dolduruyorum. Yaklaşık 1 kilogram kozalak için 2 litre su yeterli olur. Tencerenin kapağını hafif aralıklı olarak kapattım. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağı biraz kısın. Kaynadıkça kozalağın içindeki reçineler çıkmaya devam ediyor. Oluşan köpükleri ara ara böyle alıyorum. Neredeyse 1 saat oldu. Kozalak şurubumu kaynatmaya devam ediyorum. Kaynadıkça da rengi koyulaşıyor. İki saattir kozalak şurubum kaynamaya devam ediyor. Yine üzerinden köpükleri ara ara alıyorum. Ben kozalak şurubuma biraz limon suyu ekleyeceğim. Yarım limonun suyunu ekledim. Şurubun hem kıvam alması hem de içilebilir kıvamda olması için bir su bardağı da şeker ekledim. Eğer reçel olarak tüketecekseniz en az 1 kilo şeker eklemeniz gerekiyor. Bu arada gördüğünüz gibi limon suyunu ekledikten sonra rengi biraz açıldı ama merak etmeyin. Kaynadıkça yine kırmızı rengi alacak. Şurubu kaynatacağınız tencere de çok önemli. Ya çelik bir tencere ya da bakır bir tencere kullanın. Şurup kıvamına gelmesi için de en az 3,5-4 saat kaynaması gerekiyor. Ben 3,5 saat kaynadıktan sonra kıvam alması için biraz da kapağı açık kaynattım. Eğer imkanınız varsa kozalaklardan çok çok toplayıp biraz fazla kaynatın derim. Çünkü kaynadıkça iyice azalıyor.
Bahçeniz varsa da odun ateşinde kaynatın ki kısa sürede kıvam alsın. Bakın kozalak şurubum artık kıvam almaya başladı. Soğudukça da biraz daha koyulaşacak. Böyle kaynayıp tencereden eksildikçe tencerenin kenarında da reçinenin kalıntıları kalıyor. Şurubunuz kaynadıktan sonra hemen boşaltıp tencereyi sıcağı sıcağına yıkayın. Yoksa çıkartması zor oluyor. Hatta tencereye yapışan yerlere sıvı yağ sürüp telle sürtün, daha kolay çıkacaktır. Şurubumu orta ateşte 3,5 saat kaynattım. Daha sonra kapağını açıp 10 dakikada harlı ateşte çektirdim. Rengi kıpkırmızı, çok güzel. Kıvamı halen akışkan ama soğudukça koyulaşacak. Kozalakları da şöyle yakından göstereyim. Bakın kaynadıkça açılıp içindeki özü iyice çıktı. Şimdi kavanoza hemen boşaltıyorum. Ben iki tane kavanoz hazırladım ama birini tam, birini de yarım doldurabildim. Dediğim gibi kaynadıkça bayağı bir eksiliyor. Kavanozların içerisine birer tane kozalak koyup kalan kozalakları da delikli bir kaşıkla alıyorum. Kalan suyunu da kavanozlara boşaltalım. Böyle akışkan göründüğüne bakmayın. Bekledikçe, soğudukça şurup kıvamına gelecek. Kozalak şurubunu tüketirken yetişkinlerde sabah akşam birer tatlı kaşığı yeterli olur. Okula giden çocuklar için de birer çay kaşığı yeterli olur. Rengi, kıvamı çok güzel oldu. Dediğim gibi kaynatırken daha çok şeker koyarak kahvaltılarda reçel olarak da tüketebilirsiniz. Ben kendimde de fayda gördüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Eğer deneyip siz de faydasını görürseniz yorumlarda yazın lütfen. Yapacak olanlar için de bir fikir olur. Videolarımı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.